Merhaba dostlarım, ben Serdar ve yeni bir korku oyununa hoş geldiniz. Visage isimli, belki Visage diye okun. Visage ne abi? Visage. Visage'a hoş geldiniz, Visage diyeceğiz biz. Evet, yeni bir korku oyunu, başlayalım bakalım. Visage çok zor bir oyundur, çoku ben ekledim. Sabır, ayrıntılı ve titiz araştırma yapmak ve iyi kaynak yönetimi en iyi dostlarınızdır. Bol şans. Demek ki bu oyunda bol bol öleceğiz. Çok belli bu. Belli oldu şu an. Şöyle bir açalım dedim. Bir bakalım en azından nasıl bir oyun. Neler var. Çünkü bir ara almıştım. Bir ölücü duruyordu. Ampul. Sad Square Studio. Bu stüdyoyu ve oyunları hep analizini yapmıştım bizim oyunun hakkında çeşitli kararları verebilmek için. Oo. Altı patlaları seviyorum ama şu an pek de hoş olmayan bir sahneye tanık olacağız gibi. Animasyonlar ve ses efektleri arasında bir uyumsuzluk var gibi ha. Merhabalar tatlım. Sanırım geceleri biz böyle flört etmiyoruz değil mi? Sanırım aramızdaki romantiklik algısının böyle olduğunu pek de söyleyemeyiz. Yani bilmiyorum. Çok şey bilmiyorum şu an. Ama üstün çıkarım yeteneklerimi kullanarak böyle bir çıkarımda bulunabileceğimi düşünüyorum. Visage. Oyunun telaffuzu sürekli değişecek. Evet, Silent Hill PT ilham alınmış bu oyun yapılırken. Onun büyük etkileri var. Zaten bu açılış sahnesinde de gördüğünüz gibi. Ben topallaya topallaya mı gideceğim? Güzel, başlıyoruz o zaman. Burası bir etkileşime gir. Mumlar buraya konulabilir. Bu oda oyun boyunca ilerlemenizi temsil eden öğeleri içeren bir merkezdir. Sonra R var bir tane daha. Bu öğeler bir bölümünde oraya aslında bir korku materyali. Yani sizin kafanızı karıştırmak için konulmuş. Çünkü korku oyunu ya. Psikolojik korku yap bunlar. Bu öğeler bir bölümün sonuna dahil olmak üzere farklı yollarda toplanır. Öğeler toplandığında otomatik olarak ilerleme odasında gösterilir. Bu mu? Öğeler. Teşhir sandığı gibi bir şeye benziyor. Üstünde bir şey yok. Analım. Azıcık dini öğeler de var oyunda. İlginç. Ha, zaten bir şey yok. Her türlü şey çalışıyor. Olur da korku oyunu bizi çok...
Etkileşime gir. Bırak. E'den inceliyoruz. Sağdan tutuyoruz. Soldan da öyle. Sol tıktan yani. Elleri değiştiriyoruz. Space ile çömeliyoruz. Stoku açıyoruz. Yakınlaştırıyoruz. Hızlı yürü, hızlı kaylet. Daha hızlı kaylet var. Evet. Yanlışlıkla ben hızlı yükleye mi şey yaptım? Yoksa ters mi koydular bunlar? Neresi oğlum burası? Ben böyle bir şeyden başlamadım lan. Oğlum bu ne? Tövbe ya Rabbim tövbe. Uzun süre karanlıkta durmaktan kaçınmalısın. Sen beni karanlığın içine attın. Ama hızlı yükle hızlı kaydet. Böyle bir şey yok burada. Bebeğim hayır. Kayıt seçeneği şu anda devre dışı. Bu ne abi? Bu ne biçim bir komplo? Hey! Hiçbir şeyim yok. Nasıl bir şey içine soktunuz beni? Aha! Mumlar buraya. Aha mumum var da koyacağım oraya. Bütün mumlarım eridi. Sen erittin bütün bu içimdeki bütün mumlar eridi. Açılıyor mu burası? Biraz sonra sağlam şey yapacağız gibi geliyor bana. Anladım. Tam da şu anda ezan okunması içimi hiç de rahatlatmadı. Bunu söylemek istiyorum. Yabancı bir korku filmin içindeyken yerli bir korku filmin içine girmişim gibi hissediyorum. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Ben ana menüye çıkacağım, sonra baştan gireceğiz oyuna. Aynen ana sahneye atlamak. Senin şerefini yani. Of. Gerçekten. Kalk bakalım oradan, kalk. Kalk bakalım. Öf. Sinir, bütün sinirlerimi mahvetti ya. Oyun 2 dakika içinde daha azıcık oldu ve ağzımızı burnumuzu kırdı. Şimdi abi bir dakika ben bir şey kontrol etmek istiyorum. F5 hızlı kaydet değil mi? Tamam hızlı kaydettim. Altyazıyı da açtım. Hadi bakalım baştan. Hadi baştan şey yapıyoruz. Ah. Alo. Hello Twain. Merhaba. Rose, your Evet, neighbor. biliyorum az önce çevirmiştim senin sesini. Aha azıcık geç. Aha. Çoluk çocuk uyuyordur belki hiç düşündün mü? Evet. Evet. Evden çıktığımı görmedin ha. Her şey yolunda mı? Belki dışarıdayım abi. Belki dışarıdayım. Belki dışarıdayım. Tatile çıktık belki. Burnunu her şeye sokan komşular yok mu ya? Böyle her şeyine karışan falan gerçekten. Kapat telefonu, kapat. Koy oraya. Evet. Güzel, aydınlık. Işıklandırılmış bir ortam. Ne kadar güzel. Mumu buraların üzerine koyabiliyoruz. Dışarı. Rose orada mı yaşıyor? Tut kavra. Aha açabiliyorum. Aç 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 aç. Yani gerçekten kitaplarla vazoları, bardakları aynı yere mi koydun? Neden abi? Oyuncaklar. Bunlar ne bunlar? Çay mı? Tütsü mü? Ne bu? Paris yazıyor. Chocolate Mint. Hey! Hey! Hayır. Böyle kapı açılıp kapanmasını istemiyoruz biz. Kitaplara bayılırım. Ne o? Priming of Fishes. Neyse çok takılmayalım bunlara, okey. Sende de pek bir şey yok gibi. Şuraya bakıyorum belki içinde item item falan vardı çünkü kaynak yönetimi önemli dedi. Ben de iyi değilim yani kaynak yönetiminde. Oo. Bu ne?
bira. Ya tüm bu şey içinde atsana lan birayı. Oğlum atsana birayı. Şşş. Alo. Lan atsana birayı. Birayı tutmayacağım ben. Sağ bırak ha. İki tuşa birden basmam gerekiyormuş. O sen neler neler içtin ya. Bunlar hepsi aynı mı? Aynen. Neden bu kadar saçma bir bırakma mekanizması var ya? F'ye basmam gerekiyor önce, sonra hem sol tık hem sağ tıka basmam gerekiyor. Abi çok ürkütücü ya. Bunları okuyamıyor muyuz? Döndür. Döndürdüğümüzde bir şey bulamadık. Bizim çocuğumuz mu? Az önce öldürdüğümüz çocuk mu bizim? Bir şey yok mu burada? Yok. Burada bir şey var mı? Yok. Amnesia vibes. Ne ola? Bir şey mi buldu? Ne oldu? Bu da kilitli. Ucuna küçük bir ayna takılı bir anahtar. Okey. Burası ne? Ha, burası sadece sıkışmış diyor. Kapı sıkışmış. Ne kadar kötü bir eviniz var ya. Kapı... Oo, akıl sağlığı. Karakterinizin akıl sağlığı oyun akışınızı etkiler. Başka çeşitli faktörlerin yanı sıra karanlıkta çok uzun süre durmak karakterinizin akıl sağlığı seviyesini düşürür. Karakterinizin akıl sağlığı ekranın sol alt köşesindeki beyin simgesiyle temsil edilir. Beyni net bir şekilde görüyorsanız karakterinizin akıl sağlığı seviyesi tehlikeli derecede düşüktür ve tehlikeli olaylar meydana gelecektir. Karakterinizin akıl sağlığını düşüren stresli bir durumda olduğunuzu anladım. Kırmızı bulut simgesi görüntülenir. Ha. Beni sen az önce oraya attığın zaman akıl sağlığım uçuyordu yani. Orada burada uçuyordu. Oho, oraya girmiyoruz. Nereye girmiyoruz, oraya girmiyoruz. Ha, burası orayı açıyor. Bu açık kalsın ya. O kadar umurumda değil ki. Angaza! Paranormal olaylar oyun boyunca rastgele olmak için rastgele olarak gerçekleşir. Bu paranormal olayları tespit etmeyi öğrenin çünkü bu olaylar ilerlemenizi engeller ve akıl sağlığınızı önemli ölçüde düşürür. Karakterinizin akıl sağlığı durumu da meydana gelen paranormal olay sayısını etkiler. Anlaşıldı. Nereye gösteriyorsun lan sen? Today the weather is going to be absolutely celestial. The temperature won't drop below 77 degrees and it's going to be one hell of a sunny day. Get your sunscreen towels out and take your whole family to the beach. Aynen anahtar. Ama ben kafayı yiyorum. Bakın sol altta gösteriyor. Sen deliriyorsun diyor. İyi. Ampuller, kırık ışıkları veya lambaları onarmak için kullanılabilir. Tamam, ben onu da alayım. Bu malzemeyi aldığınızda yeni bir bölüm başlayacaktır. Bunu tamamlayana kadar farklı bir bölüm başlayamayacaksınız. Malzeme almak istiyorsunuz. Hayır. Aha! Şurayı bir şey yapalım önce. Aynen, bir tut ampulle olan. Acemi elektrikçi. Yukarı çıkmaya çok korkuyorum ya. Şurada anahtarı gördüm ama. İmdat! İmdat, çıkar beni buradan. Kapıyı kır, çık. Bas git bu evden.
Ruhumu seviyorum. Ruhum var ve ruhumu seviyorum. Ohohohohoho. Oo, panda hiç sevmedim. Hey, ne oluyor? Ne oluyor dostum? Sallanıyor, onu da hiç beğenmedim. Hey. Ha? Ben içeri gireyim. İçerisi daha güvenli görünüyor şu an. Lütfen saldırma. Hayır. Hey, her kimsen yanlış bu yaptın. Haplar. Haplar karakterinizin akıl sağlığını korumaya yardımcı olur. Kurtulmanız için vazgeçilmezdirler. Akıl sağlığınız tehlikeli seviyede düşük olduğunda haplar akıl sağlığınızı yeniden elde etmek için tek işe yarar seçenektir. Okey. Ama ya yapma be. Kim yapıyor bunu ya? Çok canım sıkılıyor şu an. Daha fazla hap yok burada. Şuradan çıkamıyor muyuz? Ama açılmasaydın keşke ya. Hey! Ben yapmıyorum. Bay bay. Işığı kapatıp duruyorsunuz. Hiç hoş değil. Hey! Hayır. Böyle şeyler... Bak yapmıyoruz, tamam mı? Yapmıyoruz. Böyle şeyler yapmıyoruz. Ben kaybedeceğim. Ben bir tane alsam mı acaba? Alayım mı? Oh, okey. Kendime geldim. Aa! Okey. Yak. Bütün ışıkları yak. Bir yeri topla falan bir şey diyordu burada ama şey yapamadım. Etkileşime mi gir? Etkileşime giremiyorum çünkü bir şey yok orada. Buradan aşağıyı görebiliyoruz. Anladım. Işığı açalım bence. Anladım, hiçbir şey değişmiyor. Hey. Böyle hareketler yapmazsan çok sevinirim. Hiçbir şey göremiyorum zaten ben. Hayır. İncelemeyi bırak. Oh be. Tamam. Spaghetti circles. She's dead mi? What? Ne? Anladım. Komşular. Komşularımızdan birisi gelip beni dövecek mi? Aa, sökülen sayfalar var. Burası aslında şu an yaşanan sayfalar mı? Veya bunu toplayacak mıyım? Slender'da bilmem ne vibes. Evet. Bırak. Tamam. Conjuring. Çok fena Conjuring şey yani, o dolap tek başına öyle hava veriyor. Burada da hiçbir şey yok. Oraya girmiyoruz abi. Oraya girmiyoruz. Orası kötü haber yani. Orası olduğu gibi kötü haber. Kapadım orayı. Burası da karanlık bir odası ama. Oh be. Işık çalışıyor. Işığın çalışması benim için müthiş olay. Seni alalım lütfen. Mumlar bir çakmak ile yakılabilen sağlam bit ışıklardır. Mumla hareket edince mum söner. Uzun süre dayanırlar ve karakterinizin akıl sağlığını artırmaya yönelik olan ışık kaynağı görevini görürler. Okey. Tamam. Tut. Yani... Oğlum çakmağı şey yapmayacağım. Mumları...
Ya neden ben şimdi ondan aldım ya? Bırak. Al. Mumları benim illaki yakmam mı gerekiyor? Çakmak kullanacağım. Kullanacak çakmağım yok. Tamam dur o zaman biraz az bekle. Mum koyacak bir yer arayayım. Bir yerler vardı çünkü şurası falan vardı. Ha, aynen. Çakmak da bulursak. Sakin. Buranın ışığı vardı ya. Yoksa oo. Erişmek mümkün değil. Boş ver. Hayır. Erişmeyelim. Gerek yok. Çanta güzel. Okey, incelemeyi bırakabilirsin. Ha, mumu buraya da koyabilirmişiz. Mumu büyük bir ihtimalle buraya koymamız gerekiyordu zaten. Çakmaklar evi keşfetmek için küçük bir ışık kaynağı olarak kullanılır ve sınırlı süre kullanılabilirler. Stres seviyesinde artış engellemezler. Karanlıklı bir çakmakla durduğunuzda karakterinizin akıl sağlığı seviyesi düşer. Çakmaklar mumları yakmak için de kullanılabilir. O zaman o şekilde kullanacağız çakmakları. Bu ne? Oh be, daha fazla hap. Aldım lan hapı. Hapı yere fırlattığın gibi duruyor ama neyse. Ha okey, şey attı, envantere attı, tamam. Bir şey oldu sanki, bir şey. Akıl sağlığı seviyem neden düşüyor ya? Hayır. Döverim ha. Döverim oğlum. Döverim. Nasıl döverim bilmiyorum ama yaparım yani. Ha, aynen yavaş yavaş açıldı. Yavaş yavaş. Hiçbir şey yok burada. Geri dönüyoruz. Şuraya bir bakalım. Ama yapma ya. Bu malzemeyi aldığınızda yeni bir bölüm başlayacaktır. Bunu tamamlayana kadar farklı bir bölüme başlayamayacaksınız. Malzemeyi almak istiyor musunuz? Hayır. Ben önce buradan bir dayak yemek istiyorum. Tamam, herhangi bir malzemeden, bölümden bağımsız olarak şu an içinde bulunduğum yerden bir dayak yemek istiyorum ben. Bunu yapmaya kararlıyım. Aa, korktum ya. Öf, çakmak başka yerden buraya geldi. Çok korktum ya. Of. Ödüm patladı ya. Birileri fazla içiyor. Hem sigara hem alkol. Aha. Öğeler. Sement mi? İki tür öğe vardır. Anahtar öğeler ve dinamik öğeler. Dinamik öğeler dinamik stokunuza depolanır mümkünse. Bunlar genelde göz ardı edilebilir. Anahtar öğeler ilerlemeniz için önemlidir ve anahtar stokunuza depolanır. Okey. Al o zaman. Üstünde bir elektrik sembolü olan anahtar buldun. Okey, depola o zaman dostum yani. Güzel. Ne yapıyorsun? Sen ne iş yapıyorsun ya? Benim de öyle haritalarım var sağda solda ama. Yazar mı acaba bu? Kilitli. Hangi anahtarın açtığına dair bir bilgi yok. Tamam bunu deneyelim bunu. Aynen kullan. Onu kullansana anahtarı olarak. Onu burada kullanamazsın. Anladım. Okey.
Orada bir şey mi hareket etti? Orada bir şey hareket etti. Orada bir şey hareket etti. Orada bir şeyin hareket ettiğini gördüm. Ha yok şu pencere kafayı. Neresi söndü lan? Bir yer söndü şu an. Kafayı yiyorum ya. Yukarıdan ses mi geldi az önce? Ben yukarı çıktım ve yukarıdan ses mi geldi? Sen çalışamıyordun değil mi? Sen sıkışmıştın aynen. Bodrum anahtarı. Aa, Bodrum anahtarı bu değil mi ya? Onu burada kullanamazsın. Anladım. Atmosfer her şey çok güzel ya. Ama Bodrum katına iniliyor şu an. Garaj anahtarı. Ha, burası garaj. Garaj Bodrum'da mı? Nereye açtım? Ha okey güzel. Tamam burası açık kalsın. Of. Bölümlerden birisine gireceğiz galiba. Yapacak bir şey yok. Tamam bari şey yapalım. Bazı şeyler daha sonra yükleniyor. Hareket bir şeyler hareket ediyormuş gibi görünüyor. Çok korkutucu. İçeride birileri bir yerleri kazıyor. Ben dışarı çıkacağım abi. Sıkışmış. Boş ver. İlk tepki. Aynen. Al vazoyu çarp dışarı kaç. Ben... Aa. Okey incelemeyi bırak. Komşular mı? Bir şey buldum. Bu bulduğum şey. Mesela ben bunu buldum ya, bu başka yerde yazacak mı? O yer vardı bir tane, orada yazacak mı? Sol tarafta mıydı? Sol taraftaydık abi. Ya çok hızlı çıkıyorsun. Yavaş çık ya. Çok kirlerim ha. Senin... Aynen. Geç. Tam yırtılmış okunamıyor. Geç. Sol. Hocam sol. İyice sol. Aynen. O sayfayı okuyacağız şimdi. Hayır. Beni bırak. Bu benim bebeğim. Bu benim çocuğum. Lucy. Hayır. Lütfen gidelim hanımefendi buradan. Sizi bir sandalyeye götürdüm ve size bir su verdim. Kulağa geliyor değil mi? Bizde birkaç çocuğum var. Sorun var. Çok geç çeviriyorsun hocam. O tatlı küçük kıza bir şeyler oldu. Frank diye de bağırıyor bir tanesi içeriden. Anladım. Ne? Yine kendileriyle mi konuşuyor? Orası beni çok korkutuyor. O öldü Frank, öldü. Beni dinliyor musun? Lucy öldü. Evet dinliyorum. Sen sadece bu atı görmelisin. Ona Ed diyorlar ve konuşuyor. Konuşan bir at. Buna inanabiliyor musun? Ben dışarı çıkıyorum diyor kadın. Evet. Bence bu komşu bizim komşumuz. Aa kırmızı şey gitti. Ben bir ilerleme kat ederek acaba... Akıl sağlığımı düzelttim. Demek ki bu sayfalardan etrafta var. Biraz daha dikkatli bakmamız lazım oyun oynarken. Ses çok kötü ya. Kulaklarda falan şey yapıyor. Kabul et hocam. Küçük bir ayna üzerine takılı olan bir anahtar buldun. Depola. Dolores bölümü. Tuhaf bir rüya. Anlaşıldı. Here we go.
Hadi bakalım indik bir harap. Oo çok kötü. Sıkışmış. Lan ne yapacağız burada? Ben neden bunu açtım ya? Hayır. Döverim sizi ha. Kapat lan. Onu kapat. Oo burası açıldı. Ya hayır çok creepy ya. Öf canım canım sıkıldı şu an. Çok stres yapıyorum. Aa yukarıdan baktığımız yer burası. Aç aç ışığı aç. Aç aç tüm bu ışıkları aç. Tükürürüm böyle işin içine. Bu ne? Yine sement diye bir şey aldım ya. Bodrum etiketli bir anahtar buldum. Oho Bodrum'a da ineceğiz. Ne yanıyor lan? Bir şey yanıyor gibi. Önce şunu bir... Ya açma şunu yeter artık. Oo, hey. Sen kim ol... Sen nesin? Sen aynasın. Sen hala yukarıdasın sadece. Jesus'lar her tarafta. Ne oluyor lan? Alo. Hocam bu yanlış bir kere tamam. Bu hareket yanlış bir hareket. Doğru değil yani. Ha, diğer tarafta radyo var, o su çıkarıyor bu sesi. Up diyor, yukarı bak. Ne oluyor lan? Öf. Dayaklıksınız dayaklık. Kimse ses çıkarmasın. Bu yapılanların hiçbiri hoş değil. Ben kaydediyorum burada. Burası kapanacak. Ay tüküreyim. Ben bir tane alacağım bunlardan. Hocam ben buraya bunu koydum. Yak 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 yak. Aynen. Ha bebeğim hadi bakalım şimdi gel ha. Oh hey. Hey, sen dışarı bakıyorsun, arkanda resim var ve bir sandalyesin. Aynı evdeki bir odayı gösteriyor gibi. Aha, öyle mi? Öyle miymiş? Tavan arasından gelen ayak seslerini duyuyor. Ha. Öyle mi? Duydum. Çok teşekkür ederim gerçekten. Sen bir şey misin ya? Sen çok parlıyorsun, şey yapıyorsun ama. Sen bir şey misin, değilsin. Gitmem gereken yerden kaçmak için ne gerekiyorsa yapıyorum. Şerefsize bak, tavan arasından gelen ayak seslerini duyabilirsin diyor ya. Kaydetme, neden kaydediyorsun? Neden buraya geldik? Hayırdır? Alo? Burada şey falan yok. He, bir yer açıldı. Bir kapı açıldı. Ha! Teşekkürler akıl sağlığımın için ettiğin için şu an. Lütfen aç. Hey! Dostum selam. Ben hayat güzel. Hayat, yaşam güzel bir şey, tatlı bir şey, hoş bir şey. Ama sen sanırım yaşamıyorsun.
Gideyim mi? Arkama dönük bir şekilde gideyim mi? Yaklaşırmadım mı arkama dönük bir şekilde? Okey. Işığı aç! Aşağı gideceksin değil mi şerefsiz? Aşağı gideceksin. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Neden kafayı yiyorsun? Bir şey mi var lan burada? Paşa paşa böyle yapacağız. Garaj anahtarı. Garaj anahtarı yok mu? Garaj anahtarı yok çünkü uzun süre karanlıkta durmaktan kaçınılmaz. Aa öyle mi? Bodrum anahtarı nerede ya peki? Hey dostum ha? Hayat güzel olmalı senin için. Ben alayım mı şundan bir tane daha? Kırmızılaşmaya başladık. Garaj anahtarı. Lan bodrum anahtarım yok mu benim? İlerleme odası. Evet. Falan biliyorum biliyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi izninle ilerleme odasında ben kaydedeceğim ve sizlere şu görüntü eşliğinde şey yapacağım. Bu ne lan? Birisinin büyük babası. Okey. Bir araç alıyorum. Aa. Şey aldım, crowbar aldım. Otorite aldım, otorite. Artık işe yaramaz. Otorite değil mi lan bu? Başka bir şey mi? Tamam depola yani. Ne işime yarayacaksa artık. Resmini öleceği yerde bırakacağım değil mi? Çünkü ben akıllı bir insanım sanırım. Hayaletleri daha da kızdırmayı seviyorum azıcık. Okey. Ve ahbaplarım, değerli dostlarım, çok teşekkür ederim. Bu korku oyununda da benimle birlikte olduğunuz için bu visajdı, visajdı. Artık nasıl telaffuz ediliyorsa. Beğendiyseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Abi devamı gelsin veya bir daha yüzüne bakın bu oyunun gibisinden şeyler söyleyebilirsiniz. Yayınlarda devam edebiliriz. Yine başka oyunlarda yapacağımız gibi. Böyle. Evet, yorumlarınız ve beğenileriniz için çok teşekkür ederim. Açıklamalarda bir takım başlıklar, konular, isimler var. İlginizi çekebilir, seveceğiniz şeyler bulabilirsiniz onların arasından. Sonraki defaya görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte mutlu, keyifli, huzurlu ve korku ve dehşet ile kalmanız dileğiyle. Bay bay.